Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla beraberiz. Efendim bu hafta size tanıtmak istediğim kitap Michio Kaku'nun Paralel Dünyaları. Alt başlığı da şöyle: Yaratılış, Yüksek Boyutlar ve Kozmos'un Geleceğine Yolculuk. Yanlış söyledim. Yaratılış, Yüksek Boyutlar ve Kozmos'un Geleceğine Yolculuk. Kitabın alt başlığı da böyle. İsmi Michio Kaku, Paralel Dünyalar. Hemen şöyle bir de kapağını göstereyim size. Görülebildiği kadarıyla herhalde birazcık tanışmış olmuşsunuzdur kapakla. Efendim yayın evi ODTÜ Yayıncılık. 3. basım benim elimdeki. Kitabın artık tamamından alıntılar okumaya girişmeyeceğim. Çünkü kitap çok kalın ve benim de çok çizdiğim cümle var. Onları arşivledim kendimce. Burada 10 tane yer seçtim size. O 10 tane yeri sizinle paylaşacağım. Finalde de kitaba dair bir şeyler söylemeye çalışırız inşallah. Pekala. İlk işaretlediğim yer şurasıymış. Ha evet. Karanlık maddeye dair bölüm. Şöyle bir yerden okumaya başlayayım. Önceki deneyleri de teyit eder şekilde Vimap uydusu çevremizde gördüğümüz dağları, gezegenleri, yıldızları ve gökadaları da kapsayan maddelerin evrenin içerdiği tüm maddelerin ve enerjinin %4'ü kadar önemsiz bir payını oluşturduğunu göstermiştir. Dağları, gezegenleri, yıldızları ve gökadaları da kaplayan maddelerin evrenin içerdiği tüm maddelerin ve enerjinin %4 kadar önemsiz bir payını oluşturduğunu göstermiştir. Bu %4'lük payında çoğu hidrojen ve helyum biçimindeyken muhtemelen yalnızca %0,03'lük bir bölümünü yoğun elementler biçimlendirmiştir. Yani işte demirler, diğer metaller vesaire, bu dünyada gördüğümüz elementler türünden. Onlar normal maddenin, evrendeki maddenin %0,03'ünü oluşturuyormuş. Aslında evrenin büyük bir bölümü tamamen bilinmez bir kökene sahip gizemli, görünmez bir maddeden oluşur. İşaretlediğim cümle burası. Aslında evrenin büyük bir bölümü tamamen bilinmez bir kökene sahip gizemli, görünmez bir maddeden oluşur. Kitabın ilerleyen kısımlarında buna dair teoriler var. Bazıları diyor bu karanlık madde başka bir boyutta kalmış. Evrenimizin parçası falan diyenler de var. Çok ilginç görüşler var. Dünyamızı meydana getiren bilindik elementler evrenin yalnızca 0,03'ünü teşkil eder. Bir anlamda bilim, fizikçilerin evrenin tümüyle yeni olan maddenin ve enerjinin bilinmeyen biçimlerinin boyunduruğu altında olduğu olgusuyla boğuştukları, atom hipotezinin ortaya çıkışından öncesine yüzlerce yıl geriye çekilmektedir. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Bir anlamda bilim, fizikçilerin evrenin tümüyle yeni olan maddenin ve enerjinin bilinmeyen biçimlerinin boyunduruğu altında olduğu olgusuyla boğuştukları, atom hipotezinin ortaya çıkışından öncesine yüzlerce yıl geriye çekilmektedir. Vimap uydusuna göre evrenin %23'ü bir ağırlığa sahip olan, gökadaları devasa bir hale ile saran, ancak tamamen görünmez olan karanlık madde adındaki tuhaf, belirsiz bir tözden meydana gelir. Karanlık madde öylesine yayılmış ve boldur ki kendi Samanyolu gökadamızdaki tüm yıldızlardan 10 kat fazla ağırlığı vardır. Karanlık madde öylesine yayılmış ve boldur ki kendi Samanyolu gökadamızdaki tüm yıldızlardan 10 kat fazla ağırlığı vardır. Bu tuhaf karanlık madde yıldızlardan gelen ışığı tıpkı cam gibi bükebildiği ve böylelikle yarattığı optik sapma miktarıyla yeri tespit edilebildiği için görünmez olmasına karşın bilim insanları tarafından dolaylı biçimde gözlenebilmektedir. Nasıl görülüyormuş, gözlemleniyormuş karanlık madde? Görülmüyormuş da gözlemleniyormuş. Bu tuhaf karanlık madde yarattığı optik sapma miktarıyla yeri tespit edilebildiği için görünmez olmasına karşın bilim insanları tarafından dolaylı biçimde gözlenmektedir. Bir de en altından sayfanın bir cümle okuyayım.
Şu anda hiç kimse de bu hiçlik enerjisinin, tırnak içinde hiçlik enerjisi diyor, şu anda hiç kimse de bu hiçlik enerjisinin nereden geldiğine ilişkin bir kavrayış mevcut değildir. Seattle'da bulunan Washington Üniversitesi'nden gökbilimci Craig Hogan, herhalde böyle okulur, açıkçası onu hiç anlamıyoruz. Etkilerinin neler olduğunu bilmiyoruz ama onun hakkında hiçbir fikrimiz, hiç kimsenin bir fikri yok diyor. Craig Hogan böyle demiş. Washington Üniversitesi'nden bir gökbilimciymiş. Açıkçası onu hiç anlamıyoruz. Etkilerinin neler olduğunu biliyoruz ama onun hakkında hiçbir fikrimiz, hiç kimsenin bir fikri yok diyerek bir itirafta bulunmuştur. İlk notumuz buradandı. Neydi sayfamız? 12 ve 13'tü. 14'te de bir yer işaretlemişim. Şişme teorisine dair. Gökbilimciler halen WIMAP uydusuna ait çığ gibi büyüyen bu veri yığınında yol almaya çalışıyor. Uydu, evren hakkındaki geçmiş görüşleri yıkarken yeni bir kozmik resim de su yüzüne çıkıyor. WIMAP uydusunun yapımına ve incelenmesine destek olan uluslararası bir ekibi yönelten Charles Le Bennett, herhalde böyle okunur, Charles Bennett, kozmosa ilişkin birleşik, uyumlu bir kuramın temel taşını koyduk iddiasında bulunur. Şimdiye kadar yol gösteren kuram ilk olarak MIT'den fizikçi Alan Guth tarafından öne sürülen ve büyük patlama kuramını büyük oranda geliştiren şişen evren kuramıdır. Büyük patlama kuramını geliştirmek için kurulmuş bir şey bu. Şişen evren kuramı içinde anlatıyor ne olduğunu. Şişme senaryosuna göre ilk saniyenin trilyonda birinin trilyonda biri içerisinde gizemli bir karşıt kütle çekimi kuvveti evrenin en başta düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde genişlemesine yol açmıştır. Bir daha okuyorum. Şişme senaryosuna göre ilk saniyenin trilyonda birinin trilyonda biri içerisinde daha madde bile yokken, başka bir kitapta da öyle diyordu. Madde yokken bir genişleme olmuş. Nasıl olmuş? Genişleyen madde değil yalnız. Madde olursa iş bozuluyor. Maddeden başka bir şey genişlemiş. Madde oluşmadan evvel. Trilyonda birinin trilyonda biri içerisinde gizemli bir karşıt kütle çekimi kuvveti evrenin en başta düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde genişlemesine yol açmıştır. Şişme süreci evrenin ışık hızından daha hızlı olarak genişlemesiyle hayal edilemeyecek ölçüde patlayıcıydı. Bu durum Einstein'ın hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceği görüşünü çiğnemez. Çünkü genişleyen boş uzaydır. Maddesel cisimler açısından ışık engeli aşılamaz. Bir saniyenin çok kısa bir bölümü içerisinde evren akıl almaz bir şekilde 10 üzeri 50 kat genişlemiştir. Benim bu bahsi okuyunca, tabii bu bir teori, ileride söyleyecek ispatlanmış bir şey değil. Daha yeterince çalışılmış, kanıtlanmış bir şey değil. Ama hani İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesi var ya, o aklıma geldi burada. Yani evren daha madde bile yokken çok hızlı bir şekilde genişlemiş olmalı ki bugün uzay böyle düzgün, düz durabilsin. Bize düz gözüküyor ya uzay, böyle eğimli bir uzay görmüyoruz. Onun diyor açıklaması ancak bu olabilir. Yani kuramlardan birisi bu. Şişme teorisi. O kadar hızlı genişledi ki evren, şu anki düz halini aldı patlamadan önce, onun ya da ilk saniyesinde. İlkinin ilk saniyesinin bilmem kaç bin trilyonda birinde. Çok hızlı bir genişleme oldu. İşte başka mesela şey için de bunu söylüyorlar. Nasıl ışık daha ulaşamamışken evrenin bir köşesinden diğer bir köşesine bütün fizik kanunları aynı şekilde işliyor. Bilgi nasıl bu kadar hızlı ulaştı? Onu da bu yönden açıklıyorlar. Daha önce evvelinde diyorlar balonun üzerindeki küçük bir kütle gibi küçüktü ama hızlı genişledi. O küçük halinde zaten fizik oluşmuştu. Büyüyünce hepsine de uydu falan gibi şeyler var elbet arkadaşlar. Tabii kitabı okumanız lazım. Kitapta bunun üstüne daha neler neler söyleniyor. Ebubekir Sifil Hoca sık sık tekrar eder. Bugün kelam ilmiyle ilgilenen birisinin fizik bilmesi lazım diye. Hakikaten yani bunları okuduğunuz zaman elbette bunların çoğu kesin bilgi değil, teori ama o düzeyde bilgi sahibi olduğunuzda bile ayet-i kerimelere bakışınızda bir zenginleşme oluşuyor. Ne hakkında konuştuğunuzu az çok anlıyorsunuz yani. Pekala, şimdi
diğer bir işaretlediğim yere geldik. Sicim teorisi. Zaten kitabın yazarı Michio Kaku sicim teorisyeni ya da sicim kuramcısı bir fizikçi diyelim, onu geliştirmeye çalışan birisi. Peki sicim teorisine bakalım. Fizikçiler elektronları karakteristik olarak son derece küçük olan noktasal parçacıklar olarak görür. Fizikçiler elektronları karakteristik olarak son derece küçük olan noktasal parçacıklar olarak görür. Bu da epey kafa karıştırıcı bir biçimde buldukları yüzlerce atom altı parçacıktan her birine farklı bir noktasal parçacık tanımlamak zorunda kaldıkları anlamına gelir. Atom altı parçacıkların sayısı giderek çoğalıyor. Orada bir karmaşa var yani. Fizikçiler de yakınıyorlar bundan. Ancak sicim kuramına göre bir elektronun merkezine dikkatle bakabilen bir süper mikroskobumuz olsaydı, ancak sicim kuramına göre bir elektronun merkezine dikkatle bakabilen bir süper mikroskobumuz olsaydı, onun noktasal bir parçacık değil, aksine titreşen ufak bir sicim olduğunu görürdük. Bir noktasal parçacık olarak görünmesinin tek nedeni araçlarımızın yetersizliğidir. Bu minik sicim sırayla farklı frekans ve rezonanslarda titreşir. Bu titreşen sicimi gitarın bir teli gibi parmağımızla çekecek olsaydık, kip değişir ve kuark gibi bir başka atom altı parçacık haline gelirdi. Teli tekrar çekerseniz bu sefer bir nötrino olacaktır. Bu şekilde atom altı parçacıklardaki bolluğu yalnızca sicimin farklı müzik notaları olarak açıklayabiliriz. Altta da buna dair bir grafik vermiş. Müzikle sicim teorisini karşılaştırmış, müzik analojisiyle sicim karşılığını söylemiş. Nota sistemi, matematik, keman telleri, süper sicimler, notalar, atom altı parçacıklar, uyum yasaları, fizik, melodiler, kimya, evren, sicimlerin senfonisi, Tanrı'nın zihni, tırnak içinde, hiperuzay boyunca çınlayan müzik, besteci, soru işareti koymuş. Allah, biz Allah diyoruz. Yani burada şuna şey yapıyorlar arkadaşlar. Atom altına indiklerinde mevzunun basitleşeceğini sanıyordu bilim adamları ama o kadar çok atom altı parçacık çıktı ki yani sürekli de yenileri bulunuyor. Hatta bir tane fizikçi de şaka yollu şey diyor. Bu sene Nobel ödülünü atom altı parçacığı bulmayana versinler diyor mesela şaka olarak. Çünkü herkes buluyor ve sayısı çoğaldı. Bu sefer diyorlar ki ya bu karmaşa oldu. Bunun daha altında, daha basit bir açıklaması olmalı. O da sicim teorisi. Aslında hepsi aynı enerji siciminin diyelim farklı şekilde titremesinden oluşuyor. Nasıl bir telin titretilmesine göre notalar oluşuyor. Onun gibi de sicimin aldığı şekle göre, titreşimine göre atom altı parçacığın şekli meydana geliyor. Aslında hepimiz o titreşimlerin şeklinden dolayı farklıyız. Özümüz aynı gibi bir noktaya varmışlar. Mesela ben niye Ahmet'im? Çünkü bende Ahmetliğin şeklinde titriyor o bütün düzeyler, katmanlar. Siz başka bir şeysiniz. Sizde başka türlü bir orkestra var. Dünya çünkü dünyanın orkestrası daha başka gibi gibi. Bunlar tamamen orkestra farkı oluyor yani bir yerden sonra. Müzik farkı oluyor gibi bir teori. Devam edelim arkadaşlar. Ama tabii tam anlamak için kitabı okumanız lazım. Yine de tamamlayamazsınız da işte işle görür. Bakınız bu da çok ilginç. Paradoksal evren bölümünde uzayı büken kuvvet başlıklı şeyde makalede şöyle bir örnek veriyor. Şuradan alayım. Einstein kütle çekiminin evrenin bir ucundan diğerine aniden hareket eden görünmez bir kuvvetten ziyade bir çarşaf olduğuna inanılmasına neden oldu. Einstein, kütle çekiminin evrenin bir ucundan diğerine aniden hareket eden görünmez bir kuvvetten ziyade bir çarşaf olduğuna inanılmasına neden oldu. Birisi bu çarşafı hızla salladığında yüzey boyunca belirli bir hızda ilerleyen dalgalar oluşuyordu. Bu da güneşin kaybolması paradoksunu çözümlüyor. Eğer kütle çekimi uzay zaman çarşafının kendi eğiminin bir yan ürünü ise, güneşin kaybolması da bowling topunu aniden yataktan kaldırmak ile kıyaslanabilir. Yatak özgün biçimine geri dönerken
yatak örtüsü boyunca belirli bir hızda giden dalgalar gönderilir. Yani Einstein, kütle çekimini uzay ve zamanın bükülmesine indirgerken, kütle çekimi ile göreliliği de uzlaştırabilmiştir. Buruşuk bir kağıt üzerinde yürümeye çalışan bir karınca hayal edin. Engebeli arazide gitmeye çalışırken, tıpkı sarhoş bir denizci gibi bir o yana bir bu yana sallanarak yürüyecektir. Karınca, sarhoş olduğu konusunda itiraz edecek ve gizemli bir kuvvetin onu sağa sola çekiştirdiğini iddia edecektir. Karınca için boş uzay, onu bir yolda ilerlemekten alıkoyan gizemli kuvvetlerle doludur. Ancak ona yakından baktığımızda karıncayı çeken herhangi bir kuvvet bulunmadığını görürüz. Aslında bu buruşturulmuş kağıdın kıvrımları tarafından itilmektedir. Karınca üzerindeki kuvvetler bizzat uzayın bükülmesinden kaynaklanan bir yanılsamadır. Çekim kuvveti aslında kağıttaki bir kıvrım üzerinde yürürken oluşan itme kuvvetidir. İşaretlediğim cümle burası. Çekim kuvveti aslında kağıttaki bir kıvrım üzerinde yürürken oluşan itme kuvvetidir. Bir diğer deyişle kütle çekimi çekmez, uzay iter. Bu verdiğim örnek ve okuduğum kısmı Organize İşler 1'de. Demet Akbağ filmin hemen başlarında anlatıyordu öğrencilerine, orada profesör diye Demet Akbağ. O filmde hemen başta anlatıyordu. Hatta öğrencilerin hepsi herhalde bir çarşaf tutuyorlardı, ortaya bir şey atıyordu falan. Öyle bir sahnede hatırlar gibiyim. 43, ha yok burayı okumayacağız, burayı atlıyoruz. İşaretlediğimiz yere gidelim hemen hızlıca. Geldik bir diğer notumuza, 73. sayfadayız. Burada kısa bir şey okuyacağız. Bu ayrıca güneşimizin dünyanın gerçek annesi olmadığı anlamına da gelir. Her ne kadar dünyanın birçok halkı güneşe, dünyaya can veren tanrı olarak tapmış olsa da bu kısmen doğrudur. Dünya aslen bundan 4,5 milyar yıl önce güneşin çevresinde dolaşan, kalıntı ve tozlardan oluşan bir diskin bir parçası olarak güneşten meydana gelmişse de güneşimiz hidrojen ile helyumu kaynaştırmaya ancak yetecek sıcaklıktadır. Bu da demek oluyor ki bizim gerçek anne güneşimiz aslında milyarlarca yıl önce bir süpernovada ölmüş olan ve o sırada civardaki bulut suya bedenimizi oluşturan demirin ötesinde daha yüksek elementlerin tohumlarını saçmış, adsız bir yıldız ya da yıldızlar topluluğuymuş. Kısacası bedenlerimiz gerçekten de milyarlarca yıl önce ölmüş yıldızlara ait, yıldız tozlarından meydana gelmiştir. Bedenlerimiz gerçekten de milyarlarca yıl önce ölmüş yıldızlara ait yıldız tozlarından meydana gelmiştir. Yani insanın kendisinin yıldız tozu olduğunu anlaması ne kadar ilginç. Ben şimdi mesela bunu düşünüyorum. Cenab-ı Hak milyarlarca yıl önce yıldız yaratmış. O yıldız ölmüş, patlamış ve ölmüş. O yıldızın parçalarından siz yaratılmışsınız. İşte bak, evrenin başından evrenin sonuna sizin düşünüldüğünüzü gösterir bir şey. Evet arkadaşlar, buraları atlayalım yine biraz. Allah, kamerayı da salladık. İnşallah hala çekiyordur. Evet. Buraya nereyi okuyalım diye şey yaptık. Ha, şurayı okuyacaktık burada. Hatırladım. Evrenin hiçlikten yaratıldığını bilim adamları şimdi iddia ediyorlarmış. Evrenin hiçlikten yaratıldığını, ki biz zaten öyle inanıyoruz. Ama mutlak hiçlik değil. Cenab-ı Hakk'ın daire ilminde mevcuttuk ama maddesel bir varlığımız da yoktu. Burada onun delilini söylüyor bilimsel delili. Yani o teorinin, teori demeyelim bizim için hakikat, onlar için teori, dayandırıldığı şeyin bir tanesi evrenin dönmemesiymiş arkadaşlar. Başka şeyden yaratılan başka şey dönüyor ama evrenin kendisi dönmüyor. Bakınız, bu Pangu mitolojilerindeki gibi bir creatio ex nihilo kozmolojisi örneğidir. Her ne kadar yoktan evren kuramı geleneksel anlamda kanıtlanamasa da evren hakkındaki epey pratik soruları yanıtlamakta yardımcı olur. Örneğin evren neden dönmez? Çevremizde gördüğümüz her şey dönüyor.
topaçlar, kasırgalar, gezegenler, gökadalar, kuasarlar bu evrendeki maddenin evrensel özelliği gibi duruyor. Ancak evrenin kendisi dönmüyor. Gökyüzündeki gökadalara baktığımızda toplam spinleri sıfıra iner. Aslında bu çok şanslı bir durumdur. Çünkü 5. bölümde göreceğimiz gibi eğer evren dönseydi zamanda yolculuk sıradan bir şey, tarihin yazılması da olanaksız olacaktı. Evrenin dönmemesinin nedeni belki de evrenimizin yoktan var olmasındandır. Evrenin dönmemesinin nedeni belki de evrenimizin yoktan var olmasındandır. Boşluk dönmediğine göre evrenimizde herhangi bir net spin olduğunu görmeyi de beklemeyiz. Aslına bakarsanız çoklu evren içindeki tüm baloncuk evrenlerin net spinleri sıfır olabilir, diyor. 104. sayfada bir notumuz var. Ha, simetri olayı. İmkan deliline benziyor bu biraz. Evren de sıradan maddeyle dolup taşmak yerine gelişi güzel bir gama ışınları topluluğundan oluşmalıdır. Büyük patlama mükemmel bir simetriye sahip değilse, büyük patlama mükemmel bir simetriye sahip değilse ya da yoktan var olduysa, şekillenmek için eşit miktarda madde ve karşıt madde olmasını beklememiz gerekir. Öyleyse biz neden varız? Nasıl var kalabildik? Çünkü karşıt madde ile madde birbirini götürmeliydi, diyor. Rus fizikçi Andrei Sakharov'un herhalde böyle okunur. Bu sorunun yanıtına ilişkin önerisi, orijinal büyük patlamanın hiç de mükemmel bir simetri taşımadığı yönünde. Yaratılış anında madde ve karşıt madde arasında ufak bir miktar simetri kırılması olmuştu. Ve böylelikle madde, karşıt maddeye baskın gelerek çevremizde gördüğümüz evreni olanaklı kıldı. Büyük patlamada kırılan simetri, yükler ve madde ile karşıt madde parçacıklarının paritesini tersine çevirdiği için, buraları ben de anlayamıyorum arkadaşlar, atlıyoruz hızlıca, simetrisi olarak adlandırılır falan diyor. Eğer evren yoktan var olduysa, o zaman muhtemelen hiçlik tam olarak boş değildi. Elbette boş değildi, Cenab-ı Hak vardı. Eğer evren yoktan var olduysa, o zaman muhtemelen hiçlik tam olarak boş değildi. Boş değildi de az bir miktar simetri kırılması taşıyordu ki, günümüzde maddenin karşıt madde üzerindeki hafif egemenliğine olanak sağladı. Bu simetri kırılmasının kökeni halen anlaşılabilmiş değil. Risale-i Nur'da geçen de bir mevzu vardır. Tercih bila müreccih mevzusu. Yani bir tercih edici olmazsa şartlar eşit. Hani var olabilir, hiç de kalabilir. Bir tercih edici varlığı seçmediği sürece hiç kalır yani. Varlığa çıkışında. O tercih meselesi işte simetrinin bozulması olarak burada bence hani ben ona yakınlaştırdım kafamda. Cenab-ı Hakk'ın tercihiyle, irade etmesiyle varlık var olabiliyor. Çünkü o şeyi kırıyor. Hiçin hiçte kalma şeyini kırıyor Cenab-ı Hakk'ın varlık emri, ol emri gibi yaklaştırdım kafamda. 177. sayfaya geldik. Bir diğer notumuz. Evet, şurada bir fizikçinin sözü var. Bunu okumak istiyorum. Bilincin merkezi rolüne inatla inanan fizikçi, şişen evreni bulanlardan biri olan Andrei Linde'dir. Bir insan olarak benim için gözlemcilerin yokluğunda evrenin burada olduğunu iddia edebilmekte herhangi bir mantık anlaşılır değildir. Evren ve biz bir aradayız. Evrenin herhangi bir gözlemci olmadan var olduğunu söylediğin an ben bundan herhangi bir mantık çıkartamam. Bilinci görmezden gelen tutarlı bir her şeyin kuramını hayal edemem. Kayıt cihazı bir gözlemcinin görevini yerine getiremez çünkü bu kayıt cihazında yazılı olanları kim okuyacak? Bir şeyin olduğunu görmemiz ve birbirimize bir şey olduğunu söylememiz için bir evrene, bir kayıt cihazına ve bizlere gereksinim vardır. Gözlemcilerin yokluğunda evrenimiz ölüdür. İşte insanın olmasının hikmeti, varlığının
fiziksel açıdan açıklanması diyelim. Varoluş bile ona bağlı diyor yani. Ve 178. sayfadan da yine devamında güzel bir şey var. Linde'nin felsefesine göre dinozor kalıntıları siz onlara bakana kadar gerçekten var olmaz. Ancak onlara baktığınızda sanki milyonlarca yıl önce yaşamışlar gibi var olabilirler. Bu bakış açısına sadık fizikçiler bu resmin dinozor kalıntılarının gerçekten de milyonlarca yıllık olduğu bir dünya ile deneysel olarak uyumlu olduğunu işaret etmekte dikkatli davranırlar diyor. Yine parantez içi bir not. Fiziğe bilinci katmaktan hoşlanmayan kimi insanlar kameranın bir elektronun yapacağı gözlemi yapabileceğini iddia eder. Böylelikle dalga fonksiyonları bilinçli varlıklara başvurmadan da çökebilir. Kuantum fiziğine göre dalga fonksiyonu çökmeden belirleşmiyor maddenin durduğu yer, varoluş şekli. Dalga fonksiyonları bilinçli varlıklara başvurmadan da çökebilir. Ancak o zaman da kameranın var olup olmadığını kim söyleyecek? İlk kamerayı gözlemlemesi veya dalga fonksiyonunu güçten düşürmesi için bir başka kamera gerekecek. O halde ilk kamerayı gözlemlemesi için ikinci bir kameraya, ikinci kamerayı gözlemlemesi için üçüncü bir kameraya ihtiyaç vardır. Derken bu böyle sonsuza kadar gidecektir. Demek ki dalga fonksiyonlarının nasıl çöktüğüne ilişkin soru kameralarla çözülemez. Demek ki dalga fonksiyonlarının nasıl çöktüğüne ilişkin soru kameralarla çözülemez. Hemen atlıyoruz arkadaşlar. Geldik 258. sayfadaki notuma. Burası çok güzel bir bölüm. Ben bugünlerde 11. söz dersleri yapıyorum. Onun başında Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri var. Orada güneş, ay, onların durumu anlatıldıktan sonra insana geçiyor. Onu intizamla yaratana diyor Allah Celle Celaluhu. Bakınız burada güneşin, dünyanın, güneş sisteminin bulunduğu yerler nasıl özel ayarlanmış onu anlatıyor. Biz yalnızca güneşin Goldilocks bölgesinde değil, bir dizi başka Goldilocks bölgesi içinde de dolaşıyoruz. Bir dizi başka Goldilocks bölgesi içinde de yaşıyoruz. Goldilocks bölgesinden kastı özel ayarlanmış, yani tam bu işe uygun demek. Hayatın oluşmasına uygun, zekanın oluşmasına uygun. Örneğin ayımız dünyanın yörüngesini dengede tutmak için tam da doğru boyuttadır. Eğer ay çok daha küçük olsaydı dünyanın spinindeki ufacık yörünge sapmaları bile yüzlerce milyon yıl içinde yavaş yavaş birikir ve dünyanın fena halde sallanmasına yol açarak iklimde güçlü değişiklikler yapar ve böylelikle yaşamı olanaksız kılardı. Bilgisayar programları büyük bir ay olmadan, yani neredeyse dünyanın üçte biri büyüklüğünde, dünyanın ekseninin milyonlarca yıllık bir süre içinde 90 derece kadar kayabileceğini gösterir. Dünyanın büyüklüğünde bir ay olmazsa, ayın işte bir daha cümleyi okuyayım, toparlayamadım. Bilgisayar programları büyük bir ay olmadan, dünyanın ekseninin milyonlarca yıllık bir süre içinde 90 derece kadar kayabileceğini gösterir. Bilim insanları DNA'nın yaratılışının 100 milyonlarca yıl dorukta süren bir kararlılık gerektirdiğine inandığına göre, belirli aralıklarla eksenine doğru kayan bir dünya hava durumunda devasa değişimler yaratır ve DNA'nın oluşumunu olanaksız kılardı. Neyse ki ayımız dünyanın eksenini dengelemek için tam doğru boyutta ki, bu sayede böylesi bir felaket gerçekleşmeyecek. Bir de örnek veriyor. Mars'ın ayları spinini dengeleyecek kadar büyük değildir. Sonucunda da Mars yavaş yavaş bir başka kararsızlık dönemine girmeye başlıyor. Geçmişte gökbilimciler Mars'ın eksenine doğru 45 derece kadar kaymış olabileceğine inanıyordu diyor. Ve son notu da şuradan okuyayım. 266. sayfadan. Evrenin yaşamın var olmasına olanak sağlayacak şekilde ince ayarlı olduğuna inanılması rastlantı değildir. Evrenin yaşama olanak tanıyan böylesi bir dar kuşakta yer alması için çok fazla kaza meydana gelmiştir tırnak içinde. Res, varlığımızın bağlı olduğu ince ayar tamamen bir rastlantı olabilir. Bir zamanlar ben de öyle düşünmüştüm, ancak şimdi o görüş fazla dar geliyor. Bunu bir kez kabul ettiğimizde, evrenimizin bazı teologların Tanrı'ya ya da tasarıma kanıt gösterdiği çeşitli belirgin özellikleri hiçbir şaşkınlığa neden olmaz diye yazar. Burada ondan sonra
6 sabiteden bahsediyor. Onu okuyayım ilk paragrafını. Reis bu kavramların bazılarının miktarlarını belirleyerek iddialarına önem katmaya çalıştı. Evrenin her biri ölçülebilir ve ince bir biçimde ayarlanmış olan 6 sayı tarafından yönetildiğini iddia ediyordu. Bu 6 sayı yaşam koşullarını sağlamalıydı yoksa ancak ölü evrenler yaratılırdı. Bunlardan ilki 0,0707'ye yaklaşan, 0,007'ye karşılık gelen, büyük patlama sırasında kaynaşma ile helyuma dönüşen göreli miktardaki hidrojen olan epsilondur diyor. Bu sayı 0,007 yerine 0,006 olsaydı bu çekirdek kuvveti zayıflatır ve protonlar ile nötronlar birbirine bağlanmazdı falan burada anlatıyor. Fazla olsa ne olurdu onu söylüyor. İşte orada diğer şeyleri söylüyor mesela ikincisi 10 üzeri 36'ya karşılık gelen ve elektrik kuvveti gücünün kütle çekimi gücüne bölünmesiyle kütle çekiminin ne kadar zayıf olduğunu gösteren n'dir diyor. Üçüncüsü evrenin göreli yoğunluğu omegadır diyor. Bu da geniş geniş anlatıyor. O 6 şeyi daha başka şeyler de sayıyor. Hani bunların diyor bu rakamlarda tam tutturulması lazım bir canlılık hayat oluşabilsin ya da evren varlıkta kalabilsin. Bazıları evrenin varlıkta kalmasını da belirliyor. Hülasa arkadaşlar, Michio Kaku her ne kadar kendisi çok inançlı birisi olmasa da insaflı davranmaya çalışmış. Bu kitapta fizikçilerin uğraştığı yakın zamanda en temel meseleler ele alınmış ve bizim de doğrudan meslekle ilişkisi olmayan insanların da kolay anlayabileceği şekilde izah edilmiş. Ben pek çok mevzuyu buradan biraz kavradığımı hissediyorum. Okumak lazım bu bilgiler. Bugünkü Müslümana lazım çünkü önümüze bazı tartışmalar, toplar getiriliyor. Orada neler çevrildiğini doğru kavrayabilmek, bu tartışmaları bilmekle mümkün. Paralel dünyalar mevzusunun da niye çıkarıldığını ben bazen derslerde falan söylüyorum. Paralel dünyalar Cenab-ı Hakk'ın iradesini reddetmek için bulunan bir yoldur. Çünkü evrenimiz çok iyi seçilmiş görünüyor. Bu seçimin özellikle bir Allah tarafından yapıldığını söylememek için bütün ihtimaller vardır'a gitmeye çalışıyorlar. İşte o da paralel dünyalar, paralel evrenler teorisini ortaya çıkarıyor. Marvel filmlerinde falan çok işlenen bir konudur bugünlerde. Altyapısını oluşturuyorlar belki öyle bakmak lazım. Hülasa kitap güzel arkadaşlar. Michio Kaku'nun Paralel Dünyalar kitabını tavsiye ederim. Bir Müslüman gözüyle okuyarak pek çok donu elde edebilirsiniz. Risale-i Nur derslerinde olsun, başka derslerde, ortamlarda olsun serdedilecek deliller var. Ufkunuzu açar, size modern fiziğin az çok neler üzerine konuştuğunu anlatır. Pekala, bir fosforlu kalemden de bu kadar. Başka bir fosforlu kalemde başka bir kitapla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.